Ayşenur Gönüllü geliyor. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Sizi tanımak isteriz. Tabii. İsmim Ayşenur Gönüllü. 29 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. İnsan kaynakları uzmanıyım. 5 senedir teknoloji sektöründe çalışıyorum. Sosyoloji mezunuyum. Kültürel çalışmalar yüksek lisansı yaptım. Okumayı, araştırmayı çok seviyorum ve buradayım. Aslında ilgi alanlarınız çok geniş. Dolayısıyla evet, yarışmada da başarılı olacağınızı düşünüyorum. Umuyorum. Umarım yardım hedefiniz olur. Yani aslında buraya gelirken 50.000 dedim. 50.000 de iyi dedim. Sonra 150.000 olsa ne güzel olur dedim. O 500.000 olsa daha da güzel olur. O yüzden hedefim her şey aslında. Önemli olan güzel bir deneyim yaşamak. Hadi bakalım. Neler olacak göreceğiz. İyi şanslar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Ayşenur Gönüllü için 3'te 3 başlıyor. İlk sorunuzu okuyorum. Resmi kurumlarda fotokopi, faks gibi evrakların üzerine orijinaliyle kıyaslandıktan sonra vurulan kaşede ne yazmaktadır? A. Leyla gibidir. B. Şirin gibidir. C. Aslı gibidir. Kadın isimlerinden gidiyor ama C. Aslı gibidir diyeceğim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci soruyu okuyorum. Bir işi başarıncaya kadar çok sıkıntı çeken ve güçlüklerle karşılaşan kişinin neyi seçtiği söylenir? A. Yeşille sarıyı. B. Akla karayı. C. Kırmızıyla maviyi. Akla karayı seçmek. B. Akla karayı onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin 3. sorusu 5.000 lira değerinde. Mahmut Tuncer, yağın var mı, unun var mı, şekerin var mı sorularına cevap aradığı şarkısında helvayı kimin yapmasını istemiştir? A. Arkadaşının, B. Aşçının, C. Bakkalın. A. Aşçının ya da bakkalın değildir herhalde diye tahmin ediyorum. Siz bu şarkıyı bilmiyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Yağın var mı, unun var mı, şekerin var mı? Ne duruyorsun? Tufan Hoca'ya dönsenize. Tufan Hoca'ya gidelim, evet. Tamam. Tamam, hadi. Tufan Hocam, sizi ilginç bir soruda dönüyoruz, yardım istiyoruz. Hocam ben hiç böyle bir şarkı duymamıştım. Evet, Mahmut Tuncer'in kulakları çınlasın, kendisini de çok severiz. Türk halk müziğinin ender örneklerinden birinin verildiği bu şarkıda, türküde alışverişe çıkan bir kişi herhalde alamadığı şeylerin gıybetini yapıyor. Bu yüzden ben bir yanıltma olmasın diye B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Evet, ne kadar anlamlı gerçekten. C bakkalın onaylıyorum. Bakalım. Güzel. 3'te 3 yaptınız. 5.000 lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 15.000 lira. Hadi bakalım. Tamam mı? Devam mı? Devam. Devam. İlk soru geliyor. Ekrana bakıp bakıp şu pejmürde haldeki adamın nesini beğeniyorsunuz diye söylenen babanın bahsettiği özellik hangisidir? A. Kılığı kıyafeti. B. Boyu posu. C. İşi gücü. Pejmürde daha böyle bakımsız, dağınık demek diye biliyorum. O yüzden muhtemelen kılığı kıyafetidir. A. Kılığı kıyafeti onaylıyorum. Bakalım. Üçlemede 2. soru. Divan edebiyatı eserlerinde veya bazı güncel şarkı sözlerinde kaşlar genellikle yay veya kemana benzetilirken kirpikler neye benzetilir? A. Diken. B. Ok. C. Tığ. Şimdi bir örnek yok aklımda ama ne zaman edebiyat dersinde böyle yay, keman olsa bir de bir ok oluyordu sanki. Diken daha olumsuz bir anlama geliyor. Tığ hiç, yani tığa benzetmezdim güzel bir şey herhalde sevdiğim kirpiklerini. Ok diye düşünüyorum. Ok yaydan çıkıyor falan, alakası var mı bilmiyorum ama çok fazla tahmin ettim. Sanırım B ok diyeceğim. Dediniz mi? Onaylatayım mı? Dedim ve onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin 3. sorusu. Genellikle sınıflarda 0-7 ucu olan var mı şeklinde varlığı soruşturulan ve sıkça paylaşılan maden hangisidir? A. Grafit. B. Kobalt. C. Lityum. Yani böyle çok kesin emin olduğum bir cevabı yok ama grafit çok yakın geliyor. Ama emin olmadığım için ben hocama danışmak istiyorum. Zaten 3. sorudayız ve zamanlamanın da harika olduğunu söyleyebilirim. Hocam? Evet, lityum daha çok enerji depolamada kullanılıyor, pillerde vesaire. Ben C şıkkını eliyorum. Evet, C gitti. Ederim. Teşekkürler hocam. Kobalt, yani sanki böyle asfalt falan çağrıştırıyor, bilmiyorum hiç. Kalemde olurmuş gibi gelmiyor ama grafit diyeceğim. A, grafit diyorum. Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin 3. sorusu da böylelikle geride kaldı. 15.000 lira. Gelirken neyi hayal ettiniz? Umduğunuz gibi oldu mu? Yani aslında hep böyle emin olarak cevap vermeyi bekliyordum ama buranın heyecanı da var biraz. Biraz da böyle İngilizce'de educated guess dedikleri bir şey var sanırım. Böyle tahmin ederek, aslında burada da hep izlerken yarışmacılar böyle sesli düşünüyorlardı. Beyin fırtınası yapıyorlardı. Onu yapa yapa mesela işte cevap olarak oka ya da grafite %100 kesin emin olmasam da diğer şıklara bakarak, çağrıştırdığı şeyi düşünerek cevap veriyorum. 50.000'e geldim. Bu kadar heyecanlanmayı beklemiyordum. Televizyon başına tabii ki daha rahat oluyorsunuz. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Ama güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Bence de öyle. Bakalım bu keyfi sürdürmek ister misiniz? Yoksa 15.000 lira kafi, ben gideyim mi dersiniz? Tamam mı, devam mı? Ben buraya alıştım. Devam. Devam, peki. Bu durumda yeni üçlemenizi başlatıyorum. 3 yeni soru gelecek. Ve bir joker hakkınız var. En önemlisi de bu, doğru yerde kullanmak. İlk sorunuzu okuyorum. Avrupa felsefecilerinden Erasmus'a göre körler ülkesinde tek gözü olan ne olur? A. Suçlu. B. Şaşı. C. Kral. Şimdi körler ülkesinde kimsenin göremediğini ve tek gözü olan kişinin tek gözü olsa da görebildiğini düşünürsek daha olumlu bir şey atfediliyordur bu kişiye diye düşünüyorum. Olmayan, kendisinde olmayan bir şeyi başkasında görünce krala çok yakınım. Suçlu da, şaşı da hani nispeten körler ülkesinde, herhangi bir ülkede, belki görmenin önemli olduğu bir ülkede şaşı çok olumlu gelmiyor kulağa. Suçlu zaten gelmiyor. Ama şimdi joker hakkımı da kullanmak istemiyorum. Hocamıza dönersek 3. sorumda ya da 2. sorumda ihtiyacım olabilir. Kral çok daha anlamlı geliyor kulağa. O yüzden... Of. Hocamıza mı danışsam? C, kral diyorum ve onaylıyorum. Onayladınız. Bakalım C mi? Doğru mantık yürüttünüz, şansınız da yaver gitti. Üçlemenin 2. sorusu. Çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna en az birer çocuğun oturup birbirini yukarı aşağı indirip kaldırmasına yarayan oyun aracına ne ad verilir? A. Tahterevalli, B. Tahterevalli, C. Tahterevalli. Tahterevalli diyoruz ama nasıl yazılıyor acaba bu? Tahterevalli, Tahterevalli, Tahterevalli. Bir de hani kökü ne onu da bilmiyorum şu anda. Ya da iki kelimenin birleşimi, oradan belki bir çağrışım. Tahterevalli, Tahterevalli, Tahterevalli. Tahtire değil, hiç tahtire dediğimi hatırlamıyorum. Ama yanlış da söylüyor olabilirim tabii, çok bilinen yanlış da olabilir. Tahterevalli, Tahterevalli. Bence ben bunu hocamıza danışayım. Siz bilirsiniz. Hocamıza danışalım. Tamam, dönelim. Hocam. Hocam yine çok basit bir soruyla geldim size. Muhtemelen benim bilmediğim. Çok estağfurullah. Gerçekten zor bir soru bu. Çünkü bazen bizim telaffuz etme şeklimiz de kelimenin yazılış şekli farklı olabiliyor. Biz dil alışkanlığı gereği pek çok kelimeyi yanlış telaffuz edebiliyoruz. Bu yönüyle de zor ama bu güzel mantık yürüttüğünüzü de söyleyebilirim. En azından kulak alışkanlığınıza ve dil alışkanlığınıza da biraz daha dikkat ederseniz soruyu zaten rahatlıkla bulacaksınız. Ben bir kolaylık olsun diye A şıkkını eliyorum. Teşekkür hocam. Tahterevalli değil bence. Tahterevalli. B şıkkı. Tahterevalli diyorum ve onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin üçüncü, yarışmanın 9. sorusu. 50.000 lira değerinde. Maalesef jokeriniz yok. Buton var. Evet, olmadı, buton da bir seçenek. Bence de. Ama 150.000 ve 500.000 de var. Eğer soruya doğru cevap verirseniz çok daha fazlasını görebilirsiniz ve kazanabilirsiniz. Size iyi şanslar diliyorum. Çok teşekkürler. Gelsin soru. Yeni doğmuş bir flamingonun tüy renginin zamanla değişmesinin sebebi hangisidir? A. Genetik yapısı, B. İklim, C. Beslenme şekli. Hocamıza dönmeyecektim ikinci soruda gerçekten. Yeni doğmuş bir flamingonun tüy rengi zamanla değişiyor. Genetik yapısı. Şöyle iklim, flamingo her yerde yaşayan bir hayvan değil. Oranın iklimi daha tropik iklim sanıyorum. Sanki flamingolar... Şimdi yavru flamingo gördü mü diye düşünüyorum ama daha açık renkten daha koyuya gidiyordur diye az önce mesela varsaydım. Acaba öyle mi bilmiyorum ama. Beslenme şekli. Hiç flamingo gördünüz mü? Hayır, görmedim. Hayvanat bahçesine gitmedim hiç. Şeyi düşünüyorum, saçlarımız zamanla, işte ben küçükken sarışındım der mesela hep babam, herkes söyler, çoğu insan söyler. Ben de söylerim. Tamam. Büyüdükçe karardı ya da işte kumrallaştı. Neden olabilir? Genetik yapısı olabilir mi? Düşünüyorum, sesi düşünüyorum. İklim olabilir mi? İklim olabilir. Ama yok, hayır. Eğer güneşin daha çok olduğu bir yerde doğup büyüyen bir insanın saçı koyulaşmaz mı o zaman mantıken? Ama güneş çok etki eder aslında. Hatta güneş yanığı derler sarı saça. Çekilsem mi? 25.000 değil, 7.500. Flamingolar nerede yaşıyor? Tropikal bölgelerde diye tahmin. Yani Türkiye'de hiç var mı flamingo? Sanmıyorum. Hiç. Ben yani hayvanat bahçesinde vardır ama Türkiye ikliminde çok rastlanan bir tür değil diyorsunuz, öyle mi? Evet. İklim dedim mesela. Çok fazla iklim dedim. Ben burada durmak istemiyorum. Devam etmek istiyorum. O yüzden B iklim diyeceğim. Yine mantık yürütüp tropikal bölge hayvanı olduğu için çok güneşe maruz kalmaktan koyulaşıyordur diyeceğim. B iklim deyip onaylıyorum diyeceğim. Pekala, cevabı verdiniz ve onayladınız. Artık onayladıktan sonra buradan geri dönüş yok. Şimdi bakacağız B şıkkı doğru cevap mı? Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Kırmızı buton seçeneğiniz cevap aydınlanıncaya kadar, yani hangisinin doğru olduğunu görünceye kadar o şansınız baki, basabilirsiniz. Görelim bakalım şansınız yaver gidecek mi? Beslenme şekli olacaktı. Bu arada flamingolar Türkiye'de de yaşıyorlar. Tuzgölü civarında flamingolara hiç duymamış. Denk gelebilirdiniz. Ayşenur Gönüllü, iyi yarıştınız ama küçük bir yol kazası diyelim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sizi tanımış olmaktan dolayı mutluyuz. Sağ olun. Memnun oldum. Sağ olun.